21'den 23'e ne yaşadık dedin. Evet. Ya bir serbest oluyor? Bırakılma neden bekleniyordu. Evet, kuruda bir çıkış bekliyorduk. Zaten herkes bunu söylüyordu. Bütün uzmanlar da bu programa katılıp bunu dile getirdi. İzleyenler bilecektir. Fakat yani 23'e doğru da bir bant oluşmuş görünüyor. Hani ne yaşıyoruz derken nereye kadar ne yaşıyoruz, ne oluyor, nasıl serbest bırakılıyor bu kuş diye merak Şimdi, ediyoruz tabii. Olması gerekenler olmaya başladı diyelim, evet. Sadece. Anormal bir ekonominin, makro ekonominin bütün diğer öğeleriyle uyumsuz bir model içerisinde çok düşük kalmış. Hem ülkeye büyük cari açık dengesi veren hem de vatandaşın fizikiye kadar talep etmek iştahını kabartan bir düşük kur vardı ve biz bunu anlatmaya çalışıyorduk aylardır. Burada kasada ne varsa Merkez Bankası, önceki Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı Nebati'nin yoğun çabalarıyla kuru o 20'li rakamını altında tutmak için kasada ne varsa satıldı. Şimdi yayınlarda aslında dile getirmiştik. Bir de kur hareketleri genelde böyle paraboliye doğru kayar. Önce yavaş başlar yüzdesel olarak, sonra da hızlanır. Yani bütün grafiklerde, bütün piyasa hareketlerinin genel dinamiği böyledir. Şimdi burada doğal olarak makroekonominin gereği olan bir şey beklenenden hızlı da olabilir. Evet, yani burada ivmelenmesi doğal. Ben seninle pazartesi yaptığımız yayında aslında üstüne basa basa bir şey söylemiştim. Ne kadar hızlı ve ne kadar yukarı giderse aslında dışarıdan o kadar para gelebileceğinin işareti. Yani şimdi dışarıdan bakan bir göz bugünkü hareketin kontrolsüz olduğunu zannedebilir ama dikkat edersen bütün hareketler seçimden sonraki günden itibaren bütün hareketler gece swaplar kapandıktan sonra 12 kapandıktan sonra yavaş yavaş başlıyor ve ertesi gün piyasa açılışına kadar oluyor. Daha sonra da aslında bütün gün biz o kurdan işlem geçiyoruz. Dolayısıyla bunun kontrolsüz, kendini kaybetmiş, başıboş bırakılmış bir kur olduğu zannedilmesin. Tam tersine istenilen hedeflere doğru adım adım götürülen, yapılan bir devalüasyon. Ben zaten Türkiye tarihinde çok az, 2018'deki devalüasyon dışında çok az devalüasyonun devletin bilgisi dışında geliştiğini gördüm. Orada o da belli bir bilgi dahilindeydi ama ufak çaplı bir devalüasyon yaşadık. Tabii şimdi bunu yaşamaya da devam edeceğiz ama 23 bölgesi önemli bir bölgeydi. İlk en minimum hedef bölgemizdi. Evet. Buralarda 23-23-50 bölgesinde bir soluklanmamız mümkün. Bu kurda henüz sistemik sorunları çözen bir kur değil. O açıdan burada duracağına dair herhangi bir işaret henüz yok. Teknik göstergeler dışında. Belki bir dinlenme gelebilir. Bugünü ben devam edeceğimizi düşünmüyorum ama bundan sonra yükselişlerin artık devam etmesen de o 25-27 bölgesi seçim gecesinden itibaren üzerinde basa basa durdum. Şu anda dengelerin bulunabileceği bir bölge, insanların ikna edilebileceği bir bölge. Ama şimdi yepyeni bir kadro geliyor Merkez Bankası Başkanı dahil olmak üzere. Bir de şu anda Mehmet Bey'in kadroları ne kadar değiştirip değiştiremeyeceğini gözleyecek piyasa. Şu anda ona bakıyor. O açıdan orada köklü değişikliklerin olduğu, yani burada gerçekten dünya normlarına, makroekonominin, bilimin normlarına, matematiğin standartlarına uygun modellere geçiş olduğuna işaret ettikçe piyasa sadece gerçekten yapılan hareketleri gözlemlemeye devam edecek. O açıdan ben bir panik yaratılması gerekli görmüyorum. Doğal bir hareket. Bugünkü harekette beklediğimiz bir hareketti. Devamı da gelebilir ama hani 23 bölgesi, 23-23,5 bölgesi bir soluklanmanın gelebileceği bölge ama dikkat etsin izleyicilerimiz, bir kere daha söyleyeyim yatırımcılar. Genelde gece ve piyasa, yani Türk piyasasının kapalı olduğu saatlerde aslında belli bir seviyeye gidiyor ve orada duruyor genelde. Yazdılar zaten için, ne olmuş dolara, bir uyandık 23 lira olmuş diye yazdılar. Aynen, yani bu en geç saat 10'a, hatta serbest piyasanın açıldığı saat 11'i. Bu saatten sonra ben ekstra bir yükseliş gelmesini kişisel olarak beklemem ama devam ederse bu başka bir şeye de evrilebilir, yani hızlanacaksa. Yayında da söylemiştim yine pazartesi, ne kadar yukarı giderse aslında o kadar büyük bir para bulunduğuna dair bir işaret birincisi. Tabii ikincisi de ne kadar sorun olduğuna da işaret aynı zamanda, onu da kabul ediyoruz. Bilmemiz lazım, ortada çok derin bir sorun var. Bunları da yani görmezden gelemeyiz. Evet, ekonomide yönetim değişti, aklı selim insanların geldiğini gözlüyoruz. Çok daha iyi ama ortada gerçekten bırakılmış büyük bir sorun var. O sorunun boyutunu ilk Mehmet Bey'in ilk muhtemelen bir açıklayacağı bir programda detaylarını birazcık vermek isteyecektir. Ama
Ben yine de bütün konuşmasından maddeler, rasyonelite, şeffaflık falan diye arka arkaya duymak istediğimiz makroekonomide güven duymak için yatırımcının, halkın duymak istediği kelimeleri duymuştuk. Ama onlardan şeffaflık bölümünün geriye dönük ne kadar yapılacağıyla ilgili tabii biraz şeylerim var. Sorularım var ama sanmıyorum çok hızlı bir revizyon çünkü sonuçta yönetim değişti, kişiler değişti ama aslında önceki yönetim sonuçta hala AK Parti yönetiminin devamı. O açıdan şeffaflık konusu biraz muhtemelen geçiştirilecek ama diğer konular bence en azından gündeme alınmaya başlayacak diye düşünüyorum. Peki biz ne enflasyon olacak, biz ne yapacağız şimdi? Enflasyon yükseldi. Yayında da söylemiştim pazartesi Ebru. Enflasyonla ilgili iyimser beklenti maalesef söyleyemiyorum. Çünkü enflasyonun önüne geçme şu anda yapılabilecek. Yani ya Mehmet Bey tutumludur, işte geçmişte hep böyle yapmıştır, bütçe disiplinidir deniyor ama şu anda tutumlu olunabilecek bir durum yok. Ya kasanız boşken tutumlu olamazsınız. Önce parayı toplamak için belli bir seviyeye gideceksiniz. Şimdi kuru götürdüğünüz yerde bazı vergisel uygulamalar gelecek muhtemelen. Parada toplamak için sistemden. O açıdan daha önce duymadığımız tip vergiler, bazı net değişiklikler de göreceğiz piyasalar içerisinde. Ya çok bir rahat bir seçim ekonomisinin içerisindeydik. Ben seçim ekonomisinden çıkacağız demiyorum ama seçim ekonomisinin en azından şimdi biraz daha sıkılaştırılmış bir kısmı ama kur bazında ve faiz bazında en azından dengeyi bulmaya çalışan bir politika göreceğiz. Önümüzdeki günler, yani bugün hemen bugünkü hareketle veya birkaç günkü hareketle kararlar vermemek lazım ama bu hareket ne kadar çabuk gelişirse insanlar da hesabını o kadar çabuk bilir. Yurt dışından gelecek dövizlerin, turizmciler hesabını ona göre yapar. Yani burada sorun oynaklıktır genelde dövizde, evet. Seviyeden ama çok. Ama kur korumalı mevduatın maliyeti bile şu 8 günde 300 milyar lirayı aştı dedi hocam. Evet, şimdi onunla ilgili derin bir sorun var. Zaten benim önceki ekonomi yani yönetimiyle ilgili. Yani açığı var, enflasyon var, memur maaş zamları var, asgari ücret var, işçi emeklisi var. Yerel tabii. Seçimler geliyor, kentler için harcamalar var, bakanlıkların harcaması var. Zaten devasa bütçe açığı var. Bir de üstüne dolar kurundaki yükseliş devalüasyonla beraber ufak çaplı ve devam edecek durumla beraber, kur artışıyla beraber oluşacak fiyat baskısı var. Ne olacak yani, kira şimdi 30 binden 40 bine mi çıkacak, ben nasıl anlamadım ki. Şimdi onlarla ilgili ben uygulamaları bu bütçe açıkları nasıl, bu kaynak, devam edeceğini düşünüyorum. Yani gelen kaynak bunlara yetecek mi, öyle sorayım. Şimdi hiçbir şey yetemez, ortada olan bir şey yok. Şimdi ama ne olacak, kur korumalı en büyük yarası bu modelin. Tabii bir de o büyüyor. Ve en büyük sorunu, ısrarla üzerinde duruyorum, aylardır eleştirdiğimiz bir konuydu bu. Şimdi bu kur korumalının normal devam etmesi pek mümkün değil. Dolayısıyla orada, yani oradaki ödemelerle ilgili ben olası bir vergi ihtimalini göze alıyorum. Ya da erteleme veya yeni bir modelleme ile ilgili. Eğer bunlar yapılmazsa dediğin gibi, söylediğin gibi daha kötü olacaktı. Büyük. Buna katlanacağız, sonra rahat edeceğiz. Ya şimdi sonra rahat edeceğiz. Peki inşallah. Peki bu kur korumalı mevduattan çıkış, TL'ye dönüş ya da döviz mevduat hesaplarının, döviz mevduatının bozulması gibi bir durum oluşsa ve birden para bolluğu olsa gibi bir iyimserlik içine girsek? Şimdi para bolluğunu tam zaten çok fazla sıkılaştıracağını yani insanlar düşünmüyorum. İnsanlar dövizlerini bozsa, mesela 100 dolarım var diyor ya birisi, benim 100 dolarım var o yüzden mutluyum şu anda diye. Yani mesela 100 dolar, 100 dolar böyle büyük dolarlar falan bozsak o şimdi seviye nedir? Kurun düşüklüğü en büyük anomaliydi aslında sistemdeki. Kurun düşüklüğü aslında faiz düşük falan kalmamıştı. Bunu dile getiriyorduk yani. Mevduat faizi, kredi faizi hepsi %30, 40, 50'lere vurmuştu zaten. Şu anda onun normalleşmesi için kurun yukarı gidip de en azından paranın tekrar TL'ye dönmeye başlaması lazım. Hı. Vatandaşı sistemin dışına çıkardığı paraları da... O seviye nedir? Nereden dönülür? Nasıl dönülür? Evet, yükselmeyeceğine işte, ikna örneği, olması lazım. Evet, şimdi tabii hiçbir zaman Mehmet Bey'in tam kafasındaki veya uluslararası piyasaları yaptığı görüşmelerin detayları bilemeyiz. Ama biz mantıkla... bu işin ben hala söylüyorum 27-30 bölgesinde bir kurun en azından piyasayı yaz aylarını geçirebileceğimiz bir kur mantıklı buluyorum. O bölgeye gidebilecek bir kurda piyasa sakinleşecektir. Ondan sonra o açtığı yaraların tamiratıyla ve bunun yarattığı hasarı onarmakla uğraşılacak. Merkez Bankası faizi arttırsa da mı kur yükselecek? Şimdi faizi arttırdığı zaman bir alternatif olacak zaten arttıracak. Yani bu artık kaçınılmaza doğru gidiyoruz. Ya zaten mevcudun ilanı, yani ortada kullanılmayan bir faiz var.
Ortada gerçekten çok ucuz faizle çok az bir kesimin, ufak bir rantiye kesiminin çok büyük finansman kaynağı var. Bir sermaye transferi var uzunca bir zamandır yapılan. Bunun önü kesilecek o faiz arttırımıyla doğal olarak. Şu anda zaten ben onun fiili olarak durduğunu gözlüyorum. Şu anda artık kimse zaten ucuzdan kredi kullanımının muhtemelen tamamen durmuş olma ihtimali çok yüksek. Ya benim bankalarla görüşmelerimdeki izlenimim bu. Ama önümüzdeki dönemde ya bu açılacak, bütün soruların yanıtı bu açılacak gap'i zaten bir günde, bir haftada, bir ayda kapatmamız bizim hiçbir bu anlattığımız, konuştuğumuz hiçbir şeyin zaten birkaç yıl, en az 3-4 yıl sürecek bir yapısal reform paketine kadar ki o olayı konuşuyoruz. Yani biz yerel seçime kadar olacak bir programı konuşuyoruz. O programa da dışarıdan bir finansmanla geçici bir müdahaleyi konuşuyoruz ve piyasaların biraz normalleşmesini konuşuyoruz. Onun dışındaki bölümler, yani enflasyonla mücadele şu bu, muhtemelen hepsi 2023'ün özellikle 2024'te seçimden sonra konuşacağımız konular. Biz şu sonbahara kadar bir stabil ortam yaşayalım bu yaz aylarında, turizm gelirinin normalleşebileceği ve kurum da rasyonel seviyede olacağı. İnsanların artık bankada her gün dolar kuruna bakmayacağı bir seviyeye gidip orada sakinleşmesini ve ondan sonra insanların birazcık döviz bozdurup işine gücüne konsantre olmasını, işine gücüne bakması gerektiği bir şey konuşuyoruz. Hani burada büyük bir devrim olacak, her şey toz pembe olacak. Hayır, elbette değil. Ama borsa bacağı da mesela tabii ki bunu da söylemiştim hatırlıyorsan seçim gecesinden itibaren son derece pozitif etkilenecek. Bu çünkü biraz normalleşmeye gittikçe pozitif etkilenmeli ama burada da bir çılgınlık seviyesinde bütün parayı borsaya akıtalım, kur korumadan oraya, böyle hayallere de kapılmayalım. Borsanın böyle bir derinliği yok. Yanlış anlaşılmasın, borsa iyi olacak. Yeni rekorlar da göreceğiz. Ama bunlar da yine borsa hala doğru şirketlere yatırım yapılması gereken, ihracat bağlantısı iyi olan, net döviz pozisyonu artı olan şirketlere yatırım yapılırsa borsada da hani en azından kendinizi şu gelen dalgada koruyabilirsiniz. Ama bütün o soruların işte enflasyon ne olacak, vatandaş... tabii ki bunun enflasyon üzerinde kurun artışının da tekrar etkisi olacak ama zaten önceki anomali, yani kuru tutmaya çalışırken faiz arttırımı ve vatandaşın ve ürünlerin maliyetlerin kontrolsüz şekilde enflasyonun artmış olması tamamen önceki ekonomi yönetiminin yarattığı çok büyük bir hasar. Bunun öyle bir günde birkaç bir devalüasyonla dışarıdan bulunacak 30-40-50 milyar dolarlarla zaten çözülmesi pek mümkün değil. Biz yapısalı ama beklemeyelim. Şu anda günü kurtaracak model üzerinde önce çalışılacak. Daha sonra muhtemelen ikinci bir model konuşacağız ama dünya konjonktürü de çok karışık. Zaten günü kurtardığınız zaman bir nefes alıyorsunuz. Ondan sonra tekrar önümüze bakacağız yani durum. Gün bazında değerlendireceğiz. Şimdi tabii bütün ben Orhan Bey'in söylediği yapısal reform, ihracatın ithalata bağımlılığı falan bunlar çok çok önemli Orhan Bey'in söyledikleri ve hep aylardır, yıllardır üstünde durduğumuz. Türk ekonomik modelinin aslında 2002 ile 2012 çok övülen dönemde de aslında yapılan en büyük hata olarak benim yorumladığım ve yine o zamanda aşırı değerli Türk lirasıyla o döngüye geçilmişti ve o model aslında övülerek anlatıldı ama o modelle ilgili ciddi eleştirilerimiz vardı zamanında. Şimdi o yapısal baktığımız zaman onlar kesinlikle değiştirilmesi gerekenler ama bugün izleyicilerimiz hani evet uzun vadeli hataları anlatmamız güzel ama bugünden yarına veya bu yakın vadede ne olacağını da maalesef konuşmak ve görmek zorundayız. Şimdi hep onun için hani kısa vadede döviz yukarı gitmek zorunda diyoruz. Bazı şeyler olacak, enflasyonla mücadele edilmeyecek. Enflasyon Türkiye'deki en büyük yaradır, en büyük sorundur. Bunun da artarak devam edeceğini ve enflasyonun kafasını yukarı kaldıracağını da söylüyorum. Mecburen devalüasyonla, yapılan deval ve biraz daha devam edecek olan devalle. Ama bütün bunlar en azından bir normalizasyon için bir başlangıç noktası olarak kabul edeceğiz. Önceki hatalar o kadar büyük ki, yani özellikle son seçim ekonomisi 1,5 yıllık hatalar. Şimdi onlardan dönülen her adımı biz olumlu olarak yorumlamak durumundayız ki önümüze bakabilelim. Yoksa gerçekten iç karartıcı bir doğru, beraber yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz ama hep bir kesim sıkıntı çekince de olmuyor da onu da vurgulamak. Evet, işte bu gelir dağılım bozukluğu, bu enflasyonun en büyük hasarıdır sistemdeki. O açıdan bunun zaten kısa vadede düzelmesini de beklemeyelim. Pek de şey yapmıyor ama önce bir bu programın bir açıklanacak evet. Bir program olacak. Ona bir şans verin. Peki. Piyasalar buna şans veriyor. Yurt dışından döviz girişi için bütün bu operasyon şu anda tamamen değerli hocamın söylediği gibi de Financial Times'a çıkan makalede olmak üzere hepsi aslında finansman, gelecek finansmanla ilgili konular. Ne kadar yukarı çekilirse peki, o kadar finansman şanslı olacak.